İçinde değil ama yakın, ama yakın, bağımsız bir özellik olması çağdaş vergi denetimi noktasında bugün dünyada kabul edilmiş en önemli ölçeklerden bir tanesi. Burada Almanya modeli var, Amerikan modeli var, özellikle Almanya modelinde iki sistem var. Hocam, zamanımız var mı? Almanya modelinde, örneğin vergi sistemi, vergi daireli modeli sisteminde her vergi dairesinde bir uzman var. Ve o uzmanların kendilerine bağlı mükellefleri var. O uzman mükelleflerin hesap ve işlemlerini, örneğin 10 tane diyeyim. Bana, ben orada çalışıyorum, 10 tane bana mükellef bağlı. Ben onların hesap ve işlemlerini periyodik zamanlar içerisinde sürekli takip ederim. Ve gerekirse o mükellefin o yıl ve o dönem içerisinde vergi ödeyemeyecek aşamada bir yükümlülüğe ve yatırıma girmişse ben o mükellefim gider. O mükellefim bu yıl vergi ödememesi gerektiğine kararlı ve yetkili kişi oluyor. Bakın çok enteresan bir modeldir ve bana göre çok doğru bir modeldir bu. Yerel ölçekli görecekler. Aynı şekilde belediyelerimiz için de bu modelin uygulanması gerektiğini inanıyorum ben. Niçin? Şimdi belediyelerimiz içerisinde bazı vatandaşlarımıza vergi yükü belediye gelirleri açısından çok daha fazla yük getirebilir. Hepimizin geliri aynı değil. Hepimiz aynı standartlara sahip değiliz. Aynı ekonomik gücümüz yok. Orada da aynı şekilde yine bu ölçekler belirlenebilir. Bu ölçeklere göre bizim vatandaşlarımız daha yerelde vergi yükünü yükseltmek yerine gerekiyorsa o takipler sonucu o sınırlar içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza çevre ve temizlik vergisini işte şu standartlara sahip vatandaşlarımız bu yıl ödemeyebilir. Örnek model olarak şey yapıyorum bunu. Bu böyle olduğundan olmadan değil. Hatta tabii şunu da diyoruz. Belediyelerimizin birçoğunun sosyal yardımlarla birçok vatandaşın hizmet bölümünü takip ediyoruz ve şahit oluyoruz. Bunlardan da çok da memnunuz. Onu ifade edeyim. Ama daha iyi bir model nasıl yapılabilir bize göre? Oradaki bulunan vatandaşlarımıza aynı değil de nakdi almış olduğumuz vergilerden almayarak daha bir yani yüzlerinin kızarmadan daha optimal bir şekilde yukarıya çekip yani bunu aslında negatif vergi de diyebiliriz bir anlamda. Daha optimal bir şekilde, daha onurlu, hani şöyle söyleyeyim, bir baba bir çocuk ailesinden baba nedir şey çocuk için? En büyük rol modeldir. Ama baba o çocuğa ilk harçlık istediği zaman çocuğa veremediği zamanki halini düşünebiliriz. Ben de bir babayım, bir tane evladım var. Eğer ben çocuğuma harçlık veremiyorsam, onun yerine sosyal yardımlardan gelen bir oyuncağı vermek zorunda kalıyorsam, işte bütün ülkemizin temel kriteri ve sorunu bize göre buradadır. Biz sosyal yardımların yapılmasını demiyoruz asla. Ama sosyal yardımların da farklı yöntem ve yollarla yapmanın yolları da var. Buna daha çok itibar, özen gösterirsek hem o babayı, hem o anneyi, hem de o çocuğu daha mutlu edebiliriz diye düşünüyorum. Almanya'daki bu model de aslında böyle. Yani yerel ölçekle ulaşıyor, yerelden genele doğru giden bir ölçek var. Bir mükellefimiz orada, eğer ki bu yıl yatırım yapmış veya yeni personel almış, o personellere harcama yapmışsa ekonomiye katkısı gelecek dönemler için daha fazla bir olacaksa işte orada diyor ki o yerel vergi uzmanımız bu yıl siz vergi ödemiyorsunuz. Hatta bu yıl size negatif transfer ediyoruz. Bakın bu çok önemli bir şey. Ve dünyanın gelişi, çağdaşlık gelişi bize göre oradadır. Orada bu anlayıştadır. Oradan bölgesel anlamda düzenleme, ulusal anlamda düzenleme var. Ulusal anlamda bize göre görüşüyor. Yani merkezden denetim yapan birimlere göre görüşüyor. Şimdi belediye ve genel sekreterimiz burada. Aynı şekilde belediyelerinde şu anda merkezi yapılanması var bildiğim olarak. Şöyle bir model düşündüğümüz zaman nasıl olur diye tartışmak lazım. Merkezde de belediyelerin iş ve eylemlerini takip edecek bir denetim birimi merkezde. Bağımsız olacak. Kurulmasının taraftarıyız biz. Yani bu düşünceyi ben birkaç yıldan beri dile getiriyorum.
Mesela böyle bir öneri de olabilir. Sadece yerelin içinde değil, aynı zamanda ulusal ölçekte belediyelerinizin eylem değiştirmelerini, hesap değiştirmelerini takip edecek Sayıştay gider denetimini yapıyor. Bir de vergi denetimini yapacak. Bu anlamda bir bulmak nasıl olabilir? Bunu tartışabiliriz. Yani tartışmada ben fayda görüyorum. Şimdi bu kadar şey yapayım. Ben sizin vaktinizi çok kalmayayım. Sürede yeriyeyim ben. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni dinlemenize iyi geldiniz. Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Tamamen da iyi kullandım bir kere. Evet, şimdi Sayın Erdoğan'a çok iyi bir noktaya temas etti. Ben ilkin başlıkta özetlemek istiyorum. Vergi oranlarının üzerine özellikle durdu. Çok önemli. Çünkü adım bir dağılım söz konusu. Vergi standartlarının çağdaşlaştırılması üzerinde vurgu yaptı. Bu da keza önemli bir derecede. Diğer bir konu olarak da mükelleflerin önceden ilgilendirmesi, konunun hakimiyeti üzerinde yoğunlaşması, denetim öncesi bilgi çok daha önemli tabii. Diğer bir konu ise sistemlerin etkinliğinin üzerinde vurgu yaptı. Sistemler hakikaten etkin ve çağdaş değilse, uygun standartlarda uyarlanmamışsa, bu kere ne kadar denetim yapılırsa yapılsın, o kadar da neticesi vahim olur ve verimsiz kalabilir. Şimdi ikinci bir konuşmacı olarak belediye öz gelirlerinin tahsilatı ve denetimi konusunda. Bu konuda oldukça bir yoğun. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin Güngör Bey. Buyurun efendim.